kaldı. İnternette kendi adını sürekli arattırıyorum. Evet, aferin sana. Evet, Şenol. Fomo diye bir şey anlatmıştım. Böyle gelişmeleri takip edememek halinde. Evet, olur. Öğretmenim Sibel Kondri vardı. Hastalığı doktora başvurmak yerine internetten araştırıp buluyorduk. Evet, aferin. Evet. Öğretmenim hayalet titreşim diye bir şey vardı. Bu çoğumuzda da vardı. Konuşmuştuk. Böyle telefonu titremiyorken titremiş gibi evet, hissediyordum. Evet, hepimizde de oluyordu söylemiştim. Evet, evet. Evet. Robot takibi sürekli olarak etrafındaki insanları internette aratmaktı. Evet, aferin. Evet. Öğretmenim internet sinyali vardı. Cihazlardaki performans düşüklüğünün kişilerde sinirlere sebep olmasını sağlıyordu. Evet, evet. Öğretmenim bir de nomofobi vardı. O da ki kişinin cep telefonundan uzaklaşamaması. Evet. Aferin. Evet. Çalışmışsınız. Teşekkür ederim. Peki sizin günlük hayatta bu şekilde gördüğünüz etkiler var mı? Öğretmenim, bende internet sinir var. Bilgisayarım yavaşlayınca sinirleniyorum bilgisayarda. Çok güzel varmışsın. Bende de hala titreşim var öğretmenim. Telefon birden titriyor gibi hissediyorum. Ekrana bakıyorum, hiçbir şey yok. Bağımlısınız çünkü. Evet öğretmenim, oynayacağım. Şimdi bir etkinlik var. Bu etkinlikte yine geçen haftaki konumuzla ilgili eğlenceli bir etkinlik olacak. Altı şapka düşürme tekniğiyle bir öykünüz var. Karakterimizin adı da öykü. Öykünün öyküsünü okuyalım bakalım. Dağıtayım. Kim okumak ister? Ben okuyayım. Biraz yüksek sesle okusam erken kalmayabilir. Öykü 5. sınıfı başarıyla bitirmişti. Ailesi Öykü'ye karne hediyesi olarak derslerinde de yardımcı olacağını düşünerek bilgisayar, tablet ve telefon almıştı. Öykü yaz tatili boyunca sürekli bu araçlarla vakit geçirmişti. Ailesi Öykü'nün bu araçları kullanarak ders çalıştığını düşündüğü için bu duruma tepki göstermemişti. Öykü 6. sınıfa başladığında ise başarısının yükseldiğini fakat bunun yanında Öykü'de duruş bozukluğu, görme bozuklukları, elektronik uykusuzluk gibi rahatsızlıklar da oluştuğunu görmüşlerdi. Ailesi hediye olarak aldıkları teknolojik araçları Öykü'den geri almış ve her şeyin düzeleceğini düşünmüşlerdi. Öykü, teknolojik araçlar elinden alındıktan sonra ise başarısında düşüş ve FOMO, gelişmeleri takip edememe kaygısı, nomofobi, cep telefonundan uzaklaşma kaygısı gibi sorunlar yaşamıştı. Bu olay hakkındaki düşüncelerinizi şapkanızın rengine göre ilişim teknolojilerin beden ve ruh sağlığına etkileri açısından açıklayın. Teşekkür ederim. Şimdi alt şapka düşürme tekniği, onu anlatıyorum. Bir paralel düşünme tekniği, alt şapka düşürme tekniği. Olaylara daha farklı bakış açılarıyla bakmamızı sağlıyor. Ben şimdi şapkaları dağıtayım, daha sonra açıklayacağım. Beyaz şapka kim olmak ister? Objektif ve tarafsız şapka. Öğretmenim, safiyete vermeyin, hiç safiyet hiç objektif ben davranmıyor. Ben anlatıyorum, sana bir duydum. Öğretmenim, ver. Kırmızı şapkayı kim almak ister? Kırmızı şapka da duygusal şapka. Kim duygusal? Benim saçım bozuluyor. Siyah şapkamızda kötümser şapka. Kim kırmızı? Ben bunu kullanamıyorum. Sarı şapka iyimser şapka. Yeşil şapkamızda yenilikçi şapka. Kim yaratıcı, yenilikçi? Ben de Saffet öğretmenim. Mavi şapkamızda serin kanlı yenilikçi. Çay ve şapkaları tanıtan olduğu kadınımızı söyleyeyim. Kırmızı şapkayı bir tane verdim. Kafam düşüyor. Evet, mavi şapka sen başlayabilirsin. Evet arkadaşlar, öncelikle problemimiz bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına etkileri. Olayla ilgili. Evet, olayla ilgili fikirlerinizi alacağım. Öykünün yaşadığı olayla ilgili. Evet, evet. Tamam, o zaman öncelikle neler başlayayım? Sarı şapkadan başlayayım. Peki. Öğretmenim, Öykü ailesi iyi ki teklif
teknolojiyi dersleri ve ödevleri için de kullanmış fakat dozunda kullanmadığı için bazı rahatsızlıklara yol açmış. Ailesi teknolojik araçları elinden aldığında başarısının yükseleceğini düşünmüşler ama başarısı daha da düşmüş. Bu durumda ikisi de haklı. Öykü teknolojiyi dozunda kullansaydı ailesi bu araçları Öykü'nün elinden almazdı. Şimdi de o zaman karamsar düşünce olan siyah şapkayı alalım. Ailesi iyi ki Öykü'nün elinden araçları almış. Çünkü Öykü daha kötü rahatsızlıklara yakalanabilirdi. Daha kötü şeyler yaşayabilirdi. Ekrana çok baktığı için göz sorunu yaşayabilirdi mesela. Ama ailesi teknolojik araçları elinden aldığı için depresyona da girebilir. Sen de karamsar düşünmüşsün ve şimdi yeşil şapkada sıra. Ailesi Öykü'nün elinden direkt teknolojik araçları almak yerine bir doktora başvurabilirlerdi. Bu sayede Öykü hem dozunda teknoloji kullanarak derslerinde düşüş olmazdı hem de duruş bozukluğu da çözülebilirdi. Teşekkür ederim. Şimdi sıra kırmızı şapkada. Kırmızı şapka duygusal şapka. Elinden teknoloji aletleri aldı diye üzülüyor. Çünkü oyun oynayamayacağı. Ben o zaman oyundan ağlardı Öykü'nün yerinde olsam ve ailet bunu üzdü. Teşekkür ederiz. Öğretmenim bizim konuyla ilgili genel olarak kendi fikirlerini söyledi. Beyaz şapka iyi ve kötü tarafına ikisini de objektif olarak baktı. Sarı şapka bunun iyi bir şey olduğunu söyledi. Siyah şapka iki çözümün de kötü olduğundan bahsetti. Kırmızı şapka biraz daha duygusal yaklaştı. Çok üzülürüm dedi. Ama yeşil şapka konuyla ilgili en iyi fikri bence yeşil şapka sundu. Çözüm önerisi üretti. Bizim görüşümüz bu yönde. Biz de teşekkür ederim. Eksimiz bu kadar. Şimdi bir değerlendirme yapacağız. Buradan mı öğretilerim? Evet. Yok ortaya. Eksimiz bu şartlarını çıkmıyor atayım. İlk dört soruyu çözmemizi istiyorum. Ya da hep birlikte de çözebiliriz. Kendimi çok üzerine öğretmenim şapkaları çıkartalım. Tabii ki çıkartalım. Teşekkür ederiz öğretmenim. Evet öğretmenim. Evet öğretmenim. Koyamamazsızı aşağıdakilerde hangisidir? Ben ego sorusu hayır, ne konuşmuştuk dersin başında? Öğretmen Feyza çalışmamış hiç. Serpiklis olacaktı. Ego sorusu kendini anlatırmak da öğretmen. Teşekkür ederim. Anlamadım soru var mıydı? Hayır, yok. Şimdi son soruyu da size ödev olarak veriyorum. Soruyu bir de okuyabilir misiniz? Ben okuyayım. Bir yapay zekaya sahip olduğunuzu düşünün, onunla neler yapardınız, bir gününüz nasıl geçerdi açıklayınız. Bu soruyu hepinizin altı şapka düşünme tekniği de öğrendiğimiz gibi farklı açılardan düşmenizle yazıp haftaya bana getirmenizi istiyorum. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam. Şimdi dersimiz bitecek ama dersimiz bitmeden teknoloji kurumunun sağlık ve zaman kaybına yol açar. Aile ve sosyal çevreyi ayrılan zaman sanal ortam etkinliğiyle ayrılan zamandan daha değerlidir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Teknolojiyi düzgün şekilde ve zaman yönetimini kullanarak kullanıyoruz. Anlaşıldı mı? Evet. Haftaya bilgisayar sistemleri konusundan işitim sistemleri işleyeceğiz. Sorunuz var mı? Hayır. Hayır.